Merhabalar, bugünkü aracımız 2011 model Alfa Romeo Mito diye adlandırılan kasa modeli. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarını kaplayan özel bir çerçevemiz var. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konu. İkinci konu, fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Bir önemli konu, direksiyon simidi üzerindeki tuşları çalıştıran özel bir CAN bus interface kullanıyoruz. Bu araçların kronik problemi, bu tuşlar zamanla bozulabiliyor. Sorunsuz çalışan modellerde de bu tuşlar cihazımızda sorunsuz çalışmış oluyor. Yine kullandığımız CAN bus interface'in bize sunduğu avantajla bu tarz böyle kapı açma gibi konfigürasyon bilgilerini de ekrana taşımış oluyor. Yine varsa araç bilgi sistemini de kontrol edebilen bir arayüzü de erişim sağlamış oluyoruz. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vitesi aldığımız zaman otomatik devreliyor kameramız. Boş yerde geri vitesi alıyoruz. Otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2011 model Alfa Romeo Mito. Diye adlandırılan kasa modeli. 9 inç cihazımıza entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüz sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerinden hem satın alma hem de dahili hafızasındakilerini kullandırma yeteneğine sahip. Apple telefonlarda kablosuz CarPlay, Android telefonlarda da ise Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple telefonumuz bağlı, kablosuz olarak CarPlay arayüzündeyiz. Kablosuz olarak çalışıyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma, yani screen mirrorlik kısmını da yine ilgili uygulama... Başka neler kazandırıyor? Her iki akıllı telefondan ekran yansıtmayı da kablosuz gerçekleştiriyor ilgili uygulama üzerinde. Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitekte radyo istasyon hafızaları var. Dinlediğimiz istasyonu ismiyle kayıt altına alabiliyoruz. Şu anda Pulse Station'ı dinliyoruz. Pulse Station olarak kayıt altına alınmış oluyor. Direksiyon kontrolleri demiştik çalışıyor. Tuşlar sıkıntılı olduğu için şu anda buradan kontrol edeceğim. Ses açmalar, ses kısmalar, kanal geçişleri buradan dokunmatik ekrandan yönetmiş oluyoruz. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı, mikrofon kazanç ayarları, cihazın üzerindeki mikrofon ve harici mikrofonu sol direğe çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye ulaşmış olacak. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci türü navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon. İlgili GPS sinyallerini görebiliyorsunuz. İkinci türü navigasyon, cihaza internet paylaşımı yapılıp Play Store hesabı üzerinden kurulmuş Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamaları kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü türü navigasyon ise günlük hayatta en çok kullandığımız Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını kullanmış olacak. Burada Apple'ın kendi haritası, Google Maps, Yandex gibi uygulamaların tamamını hem CarPlay'de hem de Android Auto üzerinden kullanmış olacak kullanıcı. USB konnektörlerine ilgili kısma çektik. İlgili flash bellek takıldıktan sonra klasör seçimlerimizi yapıp müziklerimize erişim sağlayabileceğiz. Yine klasör seçimlerimizi yapacağız. Buradan da videolarımıza erişim sağlamış olacağız. Android işletim sistemli ürünümüz, ilgili Play Store hesabı oluşturulup bu hesaba internet paylaşımı yapıldıktan sonra YouTube ya da farklı içeriklere de erişim sağlamış olacağız. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Geri vitesi aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog HDMI kamera, derinlik, netlik ve açı veriyor. Satır referans çizgileri otopark çizgilerine ya da aracın genişliğine göre ayarlanabilir nitelikte, bu şekilde ayarlanabiliyor. Ve kayıt altına da alınmış oluyor. Boş yerde geri vitesi aldık. Otomatik devreden çıkmış oldu. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman TS10 platformu bu işin en stabili. Cortex'in A55 ve A75 işlemci gruplarını kullanıyor. 2 GHz hızında RAM 8 GB, 128 GB'da dahili hafızası var ürünümüzün. Aracımız 2011 model Alfa Romeo Mito diye adlandırılan kasa modeli. 9 inç cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk. Sağ olun.